Atatürk doğum gününde hediye almadı. Aksine gençlere hediye verdi bugünü. Onun için minnettarız ama bugün sadece bir anma günü değil, bir anlama günü de. Atatürk'e borcumuz ve doğum gününü gençlere armağan eden bir lidere verebileceğimiz en anlamlı doğum günü hediyesi gençleri anlamak olacaktır. Peki nüfusunun yarısı 30 yaş altı gençlerden oluşan bir ülke gençliğini anlıyor mu? Öyle ya, geleceğin aydınlığına gençlerle kavuşmayı bekleyen bir millet gençlerini karanlıkta bırakamaz. Umudumuzu onlara bağlıyoruz. Peki biz onlara umut sağlıyor muyuz? Her üç gençten biri neden yurt dışına yerleşmek istiyor? Liyakatsizlik mi? Haksızlık mı? Neden? Hem köklenmek hem de kanatlanmak için bu toprakları seçmelerini nasıl sağlarız? Bu sorulara samimiyetle yanıt vermek, bugünü süslü sözlerle geçiştirmekten çok daha anlamlı. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlamaktır diyen Atatürk'e doğum gününde verebileceğimiz en güzel hediye onun adına gençleri samimiyetle görmek ve duymaktır herhalde. Bugün sizin gününüz. Ne hissediyorsunuz? Hiçbir şey hissetmiyorum. Çok sıcak. Uzun zamandır buruz. Milli bayramlarımızı kutlayamıyoruz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği bu özel günü kutluyor ve geleceğin mirası gençlerimize mikrofon uzatıyoruz. Ne istiyor, neyi hayal ediyorlar? İşte gençlerin dünyası. Mutluluk eşittir ne? Güzel bir iş, güzel bir hayat. Mimar olup yurt dışına çıkmak. Daha iyi bir motosiklete sahip olmak. Hayatımın aşkını bulmak, öyle söyleyeyim. Korona bitsin, yeter bizim için. Gençliğimizi yaşamak istiyoruz şu anda, gezmek istiyoruz. Şu korona bitseydi daha çok mutlu olurduk. Artık hayaller de değişti. Bundan 2 sene önce adını bile duymadığımız, bilmediğimiz Covid salgınının bitmesi en büyük hayalimiz oldu. Tabii gençlerin de. Yani şimdi sorulduğunda bu nedenle gençlerin mutluluk kaynağı eşit sağlık. Maskemiz olmadan dolaşabilseydik çok mutlu olurduk. Kilit soru, mutlu musunuz? Değilim. Çok mutluyuz. Sizin için mutluluk kaynağı nedir? Mutluluk eşittir ne? Huzur. Aile. Gitsem iyi olacak, fazla girmeyeyim detaya. Sağlıktan sonra ikinci madde ise elbette herkese göre değişkenlik gösterdi. Kimi aşkla, kimi işle, kimi de mal mülkle mutlu olabileceğini söyledi. Bir üniversite kazanırsam gerçekten mutlu olurum İstanbul içinde. Yurt dışına tatil etmek istiyorum. Böyle bir imkanım olsa çok mutlu olurdum. Hiç ayrılmasak çok mutlu olurduk. En büyük hayalim. Mutlu olmak, sevdiklerine beraber olmak. Mutluluk eşittir sema. Peki sizin için mutluluk eşittir ne? Çok özgür bir hayat. Yurt dışına gitmeyi isterim, yani hayalimde var. Şu an hemşire olarak çalışıyorum. Doktor olmayı isterdim. İnşallah da olurum. Nasıl olacak o? Bir daha yeniden çalışacaksınız. Aynen. Spor adına ülkede daha çok destek verilmesi emin olun beni daha çok mutlu ederdi. En büyük hayalim Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ni kazansın.